Seray Türk Türkiye'de panoya hoş geldiniz değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Ben Irmak Hekimoğlu. Teknikte her hafta olduğu gibi sevgili arkadaşlarım Erdoğan Taşkın ve Cengiz Sandurmaz bana eşlik ediyorlar. Bu hafta birazcık İstanbul'un dedikodusunu yapacağız sizlerle öyle diyebilirim. Yazar Hakan Dedeoğlu bizimle beraber ilk romanı bunu biz istedik İstanbul'u yazdı. İstanbul'u biraz hoyrat kullandık. Tabi hepimiz zaman zaman bundan şikayet ediyoruz. Ve bir distopya aslında neler olabilir neler yaşanabilir nasıl felaket senaryoları var ben bunu şu anda gülerek söylüyorum ama inanın gerçekten insanın canı çok sıkılıyor düşündükçe. Çok fazla bir şey söylemeden Hakan Bey'e dönüyorum. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizi sormadım. Biz de çok iyiyiz, teşekkür ediyorum. Her ne kadar biraz böyle düşündükçe tabii içimiz kararsa da bazı şeyleri, ki özellikle İstanbul hakkında. Evet. Öncesinde kitabınızı ilk kez okuyup sizinle ilk kez tanışacaklar için sormak istiyorum. Hakan Dedoğlu kimdir, neler yapar, siz anlatın. Ya şöyle özetlemeye çalışayım. Ee, aslında yani eşim Aylin Güngör, ve Sadı Güran, Ekin Saç vesaire bir, geniş bir kadromuz var aslında ekibiz. Bant dergisini yapıyoruz, Bant Megi, 15 yıldır. Aslında hayatımın merkezinde Bant dergisi var. dediğim gibi 15 yıldır yayın hayatına devam eden bir müzik, sinema ve sanat dergisi. 2004 yılında başladık, bu yılda işte 15. yılımız geride kaldı. Hem 2-3 ayda bir çıkan bir dergi hem de günlük bir haber sitesiyiz. Ee, aslında bununla uğraşan biriyim e, genel olarak. Ama tabi bunun yanı sıra derginin e, çevresinde gelişen başka şeyler de var. Yani etkinlik düzenliyoruz bir dolu, konser, sergi vesaire. bunlarla uğraşan biriyim. Bunun yanı sıra müzik de yapıyorum. Evet. Ee, TSU adı altında e, ürettiğim müzikler, albümler vesaireler var. Boş bulduğum zamanlarda da işte bir şeyler yazmaya çalışıyorum. O da nihayetinde böyle bir romana evrildi. Evet, Band dergisinde yazılarınız da var aslında sizin. Peki bir roman yazmaya nasıl karar verdiniz? Ee, aslında bir roman yazma hayali hep vardı. Yani hayatım boyunca vardı. Hani böyle ortaokulda da hani bir şeyler yazar, işte öğretmenden izin ister, tahtaya çıkıp okurdum vesaire. Ee, sonrasında hatta üniversite döneminde yazdığım iki kitap da vardı. Ama şeydi onlar. Yani yayınlanmadılar. Hı hı. Zaten yayınlanacak gibi de değillerdi. <laughs> Ee, dolayısıyla hep bir yerde böyle bir istek vardı, bir dürtü diyeyim. Ama sonrası tabii ki dergi girdi hayatımıza ve hayatımızın büyük bir alanını kapladı. Ee, ve kesinlikle bundan şikayetçi de değilim çünkü çok zevkli ve sevdiğimiz bir iş bu arada. Ama yıllar içerisinde hadi bir zaman bulayım da yazayım diye kendi kendime düşünüyordum. Ta ki aslında bundan bir 7-8 sene evvel ee, Sadı Güranla birlikte ki dergimizin e, illüstrasyon editörü kendisi ve inanılmaz bir sanatçı. Onla beraber bir projeye giriştik ee, ve nihayetinde 2017 yılında yayınlandı bu ee, ismi de Rumeli Kabusu'ydu. bir grafik novela aslında ee, ve o şey tetikledi ya tekrar hani yazma keyfi hani yazdığım bir şeyin yayınlandığını görmek tabii ki heyecan yarattı ve daha uzun zaman ayıracağım bir şey yazmak üzere e, kapandım diyeyim. Ve sonuçta ortaya bu çıktı. Peki evet onu soracağım şimdi. Bunu biz istedik İstanbul. Çok güzel bir isim aslında. Çok dikkat çekici Hı -hı. bir isim gerçekten. Ortaya çıkış hikayesi nasıl oldu? Sizi böyle İstanbul'da gördüğünüz hangi olay böyle ya yeter artık bu da olmasaydı dediniz de mi başladınız? Öyle bir olay yok çünkü öyle olaylar o kadar çok ki. Yani hepimiz için yani her saniye her an bir şeyler canımızı sıkıyor bu şehirde ya da üzüyor. Ee, ya da yani o kadar çok hayal kırıklığı var ki şehre dair. Evet. E, i̇ster istemez bunlar e, yani her saniye hayatımıza giriyor, etkiliyor ve doğrudan buna dair bir şey yazmak değildi aslında amacım. Böyle hani kurgular arası gidip gelirken aklıma şey gelmişti böyle böyle bir Amerikalı bir seri katil bir şekilde İstanbul'a gelse ve İstanbul'da insanları öldürmeye başlasa acaba neler olurdu falan gibi düşünüyordum. Hı hı. Ben acaba bunu mu yazsam diyordum sonra. Aslında bu uzun uzun yazılacak bir şey değil. Böyle bir hani bir öykü serisi olabilir. Hani İstanbul'un başına bir şeyler geliyor. Dedim. Onu dediğim anda zaten hani o kadar çok fikir ve hani beslenebileceğim olay ortaya çıktı ki sonrası zaten geldi. Hatta aslında çok daha fazla şey olabilirdi felaket senaryosu kitabın içerisinde. Ama bir noktada hani kendimi durdurmak, bunu bir romana çevirmek ve bitirmek istedim. Gibi. Okuyanlardan aldığınız tepkiler nasıl oldu? Ya Hakan biz de böyle düşünüyorduk, şöyle olsa böyle olsa. Ya abi. aslında daha yeni bir de şu, bu arada kitap çıkınca şunu fark ettim. Şey gibi değil, bir albüm yayınlamak, sergi düzenlemek ya da film çekmek gibi değil. Çünkü diğerlerinde doğrudan ve hemen tepki alabiliyorsunuz. Tabii. Kitapla öyle değil. Gerçekten insanların okuması için bir zaman geçmesi gerekiyor. Hele hele günümüzde yani insanlar, çalışan insanlar özellikle... Hani bir ayda, iki ayda falan okuyabiliyorlar kitabı. Dolayısıyla kitapta çıkalı tam üç buçuk, dört hafta oldu. Hani çok fazla dönüş daha almadım diyeyim. Hani okuyoruz vesaire diyenler var. Ee, ama yok genelde evet, dediğim gibi yani şey güzel dönüşler alıyorum şu anda. Ve hani şey diyenler de oluyor aslında şöyle de olabilirdi gibi. Ama dediğim gibi o işin sonu yok. Yani İslam'ın başına her türlü şey gelebilir. Tabii <laughs> Onun bir için. de herkesin kafasında da bambaşka felaket senaryoları evet. var. Bir de biz alıştık galiba bu felaket olaylarını da biraz düşünmeye. O yüzden çok fazla şey çıkar aslında yoruma evet. bıraksak. Ben de öyle düşünüyorum. Bir ara vereceğiz, aralardan devam edeceğiz. Siyer Aytürk Türkiye'de pano kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler. Şayet ilk bölümü kaçırdıysanız tekrardan söylüyorum konuğumuz Hakan Dedeoğlu. Kendisiyle ilk romanını bunu biz istedik İstanbul'u konuşuyoruz. Biz birazcık başladık konuşmaya şayet kaçırdığınız bölümler varsa YouTube'a videomuz yüklendiğinde oradan izleyebilirsiniz diye bir YouTuber edasında tanıtımımı yaptıktan <gülüyor> sonra <laughs> programa kaldığım yerden devam ediyorum. Biraz da bilim kurgu tadında aslında sizin kitap gibi ya aslında burada öyle yorumlar alıyorum ama şey yani öyle mi emin değilim aslında yani çünkü hani e, bilim kurgudan ziyade gerçekten aslında hislerle ilgili Hı. ve hani içsel hislerle ilgili bir kitap e, distopya evet evet da yani biraz. mesela hani bilim kurgu kategorisine girebilecek anlar var ama Hı. hiç girmeyecek anlar da var dolayısıyla hatta biraz böyle hani polisiyecilik de var böyle bir sürü şeyi bir araya getiren bir tavrı var diye düşünüyorum. Yormadı mı sizi bu hani bütün tavırların bir arada oluşu yazarken? Yok tam tersi şeydi çok eğlenceliydi yani <laughs> e, ya yani kitabı okuyanlar zaten hani bilir ya da hani okuduktan sonra anlayacaklardı. Farklı bölümler var kitapta ve <laughs> farklı e, İstanbul'un başına gelen felaketler var. Ve hepsi de farklı bir kulvarda ilerliyor diyelim. Bir tanesi işte uzaylılarla ilgili İstanbul'da yerleşen vesaire. Bir tanesi bir anda gizemli şekilde kaybolan insanlarla ilgili. Ve tam tersi yormadı eğlenceliydi Hani her defasında bir de bunların hepsi aslında benim hayatım boyunca sevdiğim alanlar ya da türler akımlar dolayısıyla hepsine böyle bir girip çıkmak e, hem iyi bir antrenman oldu diyeyim e, hem de eğlenceliydi aslında çünkü hepsinin farklı bir yaklaşım farklı bir dil farklı bir karakter farklı bir e, atmosfer Beni eğlendirdi. Çok fazla bir mesai aslında bu şimdi siz böyle anlattığınızda da yazım aşaması ne kadar sürdü? Aslında e, yani iki yıl kadar sürdü ama normalde bir kitap iki yıl sürmezdi çünkü yoğun bir hayatım var. <laughs> yani Hepimizin yoğun bir hayatı var ve hani kitap yazmak için zaman bulmak zor ve yani romanım olmadığı için o sırada bütün ekip arkadaşlarıma dönüp arkadaşlar ben kitap yazacağım. Hadi bana eyvallah diyemezdim yani. Hani böyle izin aldım bir ay yazdım gibi bir şey yoktu. Dolayısıyla iki yıla yaydım ara ara. Akşamüstü, sabah erken, iki mail arasında üç satır. E, sonra bir de bizim işte her yaz gittiğimiz Anamur var. E, neyse ki iki ay falan orada kalıp oradan çalışıyoruz. Orada da e, iyice gömüldüm aslında. Dolayısıyla böyle böyle ara ara yaza yaza iki yıl e, sürdü bir de tabii ki şey vardı e, hani o dili doğru dili bulma vesaire de yaz sil baştan yaz düzelt vesaire gibi şeyler de vardı normalde daha kısa sürede de iki yıl sürdü işte kısacası şimdi eminim ki okuyan herkesin merak ettiği ve edeceği şey de karakterlerden aslında bir nevi Hı -hı. kurgusunu nasıl tasarladığınız neler hayal ettiğiniz karakterlerle ilgili onlardan da bahsetmenizi isterim yani karakterleri yazarken tabii ki ister istemez biraz tanıdığın insanlardan e, besleniyorsun. Tanıdığın, sevdiğin ya da sevmediğin insanlardan besleniyorsun. E, ve onları birazcık da romanın ya da hikayenin kurgunun olsa da ihtiyaç duyduğu özelliklerle bir araya getiriyorsun. Dolayısıyla kitapta adı geçen insanlar mesela hayatımda olan insanlar. Birebir onların isimlerini kullandım. Ama aslında onlar değiller. Mesela bununla ilgili çok soru aldım. Çünkü kitapta karakterlerden biri Sadi. Evet. Ve e, kitabı alanlar görürler. E, kitabın içerisinde bazı çizimler var. E, onların sahibi Sadi Güran. Kendisi bu arada inanılmaz bir çizer. işlerine aşina olanlar bilir, bilmeyenler de mutlaka baksın. Dolayısıyla neyse kitaptaki karakterlerden biri Sadi ve bir sürü insan kitaptaki Sadi, Sadi Güran mı diye soruyorlar. Değil ama tabii ki onun karakteristik özelliklerinden de aldım biraz. Ama karakterlerin ortak yanı aslında biraz hani birebir çok İstanbullu olan karakterler değiller. hı. hı hep böyle biraz e, İstanbul'un çeperinde yaşayan karakterler diyeyim. E, zaten karakterlerin galiba hemen hemen hepsi biraz böyle cadde bostan kalamış Fenerbahçe sahil tarafında yaşayan insan. Bunu da sevdi zaten benim hani çocukluğumun oralarda geçmiş olması. Ve oranın da İstanbul'lu aslında biraz İstanbul'da biraz sırtına dönmüş bir mahalle ya da semt ya da bölge diyeyim orası. Zaten <laughs> e, çok eski zamanlar değil, yakın zaman öncesine kadar aslında sayfiye bölgesi. Evet. Dolayısıyla onu biraz kullanmak istedim. E, oralardan gelen karakterler, e, hepsi tatlı insanlar. diyeyim. <laughs> Seveni mi tasarlamak daha kolay oldu sevdiğiniz birini yoksa sevmediğiniz birini tasarlamak Yo, yani daha yok, kolay yok. oldu? Se sevdiğin, biraz. <laughs> se sevdiğin kişiyi tasarlamak daha kolay oluyor kesinlikle. Öyle mi? Evet, evet. Ben de sevdiğimi kolay kolay yapamazdım herhalde diye bir düşündüm böyle. Ama şimdi düşününce kitapta kötü karakter de o kadar da yok aslında. Hı, Çünkü İstanbul'un başına gelen felaketler var, ee, ama olayın merkezde felaketin kendisi değil, o felakete tanıklık eden karakterler var. Ve böyle e, hani kötüye karşı bir mücadele ve felaketi önleme hikayeleri değiller aslında bunlar. Hı hı. Felaketi görme ve felaket üzerinden hem kendini hem de şehirle olan ilişkini sorgulama hikayeleri bunlar. Hı. Dolayısıyla iyi ve kötü arasındaki savaş gibi bir distopya ya da bilim kurgu hikayesi değil aslında. Peki biz İstanbul'a neler yaptık? Biraz ondan da bahsedelim. Zaten kitabın etrafında dolanmış oluruz bu sayede. Evet, Yani ne yapmadık ki aslında? Yani e, bu oldukça hani hüzünlü ve gerçek bir hikaye. E, ne yaptık değil ne yapıyoruz ve neler yapacağız? Yani masanın üzerinde işte Kanal İstanbul gibi bir proje var sonuçta. Ve hani... Evet. Akıllara ziyan, ben bir bilim adamı değilim, bunu o açıdan bakamam, inceleyemem, yorumlayamam. Ama bilim adamı olmak zorunda da değilim, bunun hani İstanbul'da nasıl bir zarar vereceğini anlamak için. Bunun gibi örnekler bitmiyor ve sadece İstanbul'un İstanbul çehresine verdiğimiz zarar değil, insan olarak birbirimize verdiğimiz, etrafımızdaki canlılara verdiğimiz zararın ucu bucağı yok ve bu yeni bir şey değil aslında. Ee, ne zaman başladı, hangi ara kaybettik şehirli olan ya da birbirimizle olan ilişkimizi bilmiyorum ama bu epeydir böyle. Bu sadece mevcut e, dönem ya da işte mevcut yöneticilerle açıklanacak bir şey değil aslında. Evet. Bir noktada İstanbul ruhunu ya da biz şehirli olan bağımızı yitirdik. Ee, hala romantize edebiliyoruz tabii ki işte İstanbul ve hüzün ve işte vapur ve martılar vesaire falan filan ama Kendimizi çok da kandırmaya gerek yok. Ya bu dışarıdan bir fotoğraf aslında sadece. Baktığında İstanbul. Evet İstanbul evet. çok güzel. Dışarıdan bakıldığında. Fakat acaba ben şeyi de düşünüyorum bazen. Şehirle olan bağımızın kopması, insanlarla olan bağımızın kopmasını da kolaylaştırdı mı? Yani çünkü insanlar e, İstanbul'a hoyrat davrandıkları kadar şehre hoyrat davrandıkları kadar artık birbirine de hoyrat davranıyor baktığımızda. Öyle öyle ve aslında birbirini tamamlayan bir durum bu. E, ve hangisi hangisini başlattı ben de çok emin değilim ama geldiğimiz noktada yani şehrin kendisine verdiğimiz zarar kadar sokaklarda kol gezen şiddet, <laughs> öfke ve tehdit de e, büyük ve maalesef önemli ve ee, mesela hep şey diyorlar ya mesela biz dergi ekibi olarak Kadıköy'de evet. yaşıyoruz. Evlerimizden çalışıyoruz. Hayatımız hep Kadıköy'de kurulu vesaire. Ve hep de şey denir ya işte bant ekibi çok Kadıköy'lü bir hayat sürüyor. Ve öyle gerçekten de Kadıköy'den dışarı çıkmıyoruz neredeyse. Ee, ve şehrin geri kalanı izole bir hayat yaşıyoruz. Ve aslında bunu hepimiz yapıyoruz. Yani tamam belki başka bir yerde çalışıyoruz. Ama mümkün mertebe bildiğimiz yerlere gidiyoruz sadece. Ve şehrin geri kalanıyla karışmaya Karışmak gibi niyetimiz yok. Görmek de istemiyoruz çünkü aslında şehrin geri kalanını, bilmediğimiz yerlerini, kendimize bir tehdit olarak görüyoruz. Ve bu çok acıklı ve aslında bunu değiştirmeye yönelik herhangi bir şey yok, herhangi bir niyet. Yani hem genel anlamda ya da bireysel anlamda bir çaba yok. Bir de zaten hani Avrupa yakasıyla Asya arasında. Hakikaten bir e, hem insani açıdan hem kültürel açıdan baktığımızda gerçekten ciddi de bir fark var. Bu farklılıklar da acaba hani insanların ikilemde kalması, bu işte psikolojisinin bozulması bunlarda bir etken olabilir mi? İstanbul'un bu kadar karma olması tek bir şeyle karşılaşamıyorsun çünkü tek bir şehir değil dümdüz. Değil. O aslında bir açıdan baktığınız anda şeyin e, güzelliği aslında. Yani keşke daha da öyle olsa. Yani her mahallenin kendine ait bir dünyası, aurası, atmosferin olması bence kağıt üzerinde güzel bir şey. E, o zaten aslında ayrı bir konu ama normalde hani kültür merkezi ve gece hayatı merkezi sadece istiklalken... İşte sonra gezi sonrası dünyamızda her şey değişti. Herkes kendi mahallelerinde bir şeyler yapmaya başladı. Ve sonrasında gördük ki aslında başka mahalleler yükselmeye, değerlenmeye başladı kültürel anlamda. Ve bu bence çok güzel bir şey aslında. Ama e, sonra da bakıyorsun ki mahalleler bir o kadar da izole e, olmaya başladılar. Mesela Kadıköylüler abi kimse dışarıdan gelsin istemiyor. Biliyorum yani Kadıköylüler hafta sonu dışarıdan gelen herkesten nefret ediyorlar. Eminim Arnavut köylüler de öyledir vesaire. E, dolayısıyla böyle bir türlü bütünleşemeyen, e, hani ortak bir gaye, ortak bir sevgi, ortak bir amaç uğruna bir araya gelemeyen bir şehir görüyoruz. Mahalleler geliyor evet. ama şehir bir araya gelemiyor. E, aradaki çatlaklar da bence genişliyor. E, orada tabii ki bir sürü başka sosyolojik vesaire konular da var. Tabii ee, ama yani hepsine girsek zaten o konudan çıkamayız şimdi. Zaten 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. 16 milyon diyorum. da Acaba gerçekten kaç bilmiyorum. Sen biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Evet, Çünkü sonra... sürekli bir göç malum alıyoruz. Evet. Yani evet. Sadece popülasyon bizimle de sınırlı değil. Evet. Kalmadı. Dolayısıyla bu kadar insanın yaşadığı bir yerle ilgili tespit yapmak da zor, zor yani. Ben kendi mahallemle ilgili tespit yapabilirim. Gördüğüm yerlerle ilgili yapabilirim ama o da şey yani sınırlı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun mesela? Ben şu anda düşüncelerimi bir programcı olarak çok fazla dile getirmesem daha iyi olur. Böyle objektif kalma taraftarıyım diyorum bir ara veriyorum. Siyer çok Türkiye'de Panoya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Konum da beni sıkıştırdı. Ben onu sıkıştırdıktan <laughs> <Daha> sonra tam <laughs> orada tam orada bir ara verdim. Ortamı yumuşattım. Geri geldik. Hakan Dedeoğlu'yla bunu biz istedik. İstanbul'u konuşuyoruz. Şöyle de göstereyim ben. Çok seviyorum. Özellikle destek yayınlarının, Kara Karga yayınlarının ben e, kapak tasarımlarına bayılıyorum. Kitaptaki illüstrasyonlarla ilgili konuşalım biraz. Sade Güran da arkadaşınızmış sizin. Nasıl hazırladı çizimleri? Nasıl yaptı? Nasıl karar verdiniz? Neler oldu? Ee... Aslında işte yayının başında söylediğim gibi Sadi Güranla 2017 yılında yayınlanan Rumeli Kabusu isimli bir grafik novelamız hmm. vardı. O da aslında böyle Osmanlı zamanında geçen bir vampir hikayesi. Ve gerçek bir hikaye, tırnak içerisinde gerçek bir hikaye dayandırdığımız bir öyküydü. Ve oradaki işbirliğimiz çok keyifliydi. Bu arada çok yakın arkadaşım tabii ki zaten yıllardır. Ve sürekli böyle hani ne yapsak acaba başka falan gibi bir halimiz var. Ee, Dolayısıyla ben bunu yazmaya başladığım zaman bu sefer de ile bir şeyler yapacak mıyız diye hep zaten konuşuyorduk. Bir de zaten yazdıkça e, en başta, ilk başta işim ayrını okutuyorum, sonra da Sadi'yi okutuyorum nasıl olmuş diye. Bu hep sonuçta konuşulan bir şeydi ne yapsak vesaire ama hani sonuçta bir roman, e, şey değil, grafik novel değildi yani. Evet. Ama e, kitabın bir noktasında e, sonuna kadar gelenler görecek bir şey var. Eskiz defteri bulunuyor. E, Aylin de şey ya okuyucular neden bu eskiz defterindeki çizimleri görmesin ki dedi. Ve böyle bir fikir çok hoşumuza gitti. E, zaten eskiz defteri de kitapta Sadi'ye ait, Sadi karakterine ait. Sadi de hani bu eskiz defterinde bence bunlar olurdu diyerek e, çizmeye başladı. Sekiz çizim var. Sadi'nin yaptığı. Bu çizimlerden bir tanesi zaten kapağa taşındı. Çizimlerden bir tanesi detayı diyeyim. Evet. Öyle çok güzel çizimler. Sadi'nin zaten işlerine hayranım. Bence okuyanlar da çizimleri sevecektir. Peki, şimdi bir de şöyle bir durumumuz var İstanbul'da yaşarken bizim hepimizin ya böyle küçük bir kasabaya yerleşip bir yerden sonra İstanbul'u terk edeceğim ben işte deniz kenarında evet. sahil kasabasına yerleşip orada mutlu huzurlu yaşayacağım ya da çoğumuz işte bıktım artık ben bu şehirden yeter artık deyip gidecek. Bunun hı hı. hayalini kuruyor çoğu insan. Sizde böyle bir hayal var mı? Ya hı. bu hayal varsa bile bunu yapabilmek kolay mı? Bence bu hayal İstanbul'da yaşayan hemen hemen herkes için geçerli. Yani kimisi bunu gerçekleştiriyor, gidiyor ki geçtiğimiz yıllarda birçok insan gitti farklı farklı sebeplerden. Ee, İzmir en son raklını bilmiyorum ama geçtiğimiz sene galiba bir yıl içerisinde 80 bin kişi gitmişti İstanbul'dan İzmir'e. Ee, dolayısıyla İstanbul'dan gitmek bir moda değil bunun sebepleri var. İstanbul zaten git diyor. İstanbul'un ciğerleri dolmuş hırlıyor yani insanlar bunu duyuyor artık yani. Ama acaba İstanbul bize mi git diyor? Bir de... Yani evet, Onu da düşünmek lazım. Bence İstanbul'u gittim bir rahatlayayım arkadaşlar diyor muhtemelen. Ama e, gitmek zor. Çünkü yani biz de tabii ki geçtiğimiz yıllarda ve hala ara ara eşimle konuşuruz. Acaba gitsek mi başka yerde mi yaşasak? Ama ya yani bir şehir de öyle lanet bir şehir ki bir yandan da böyle hani seni yakalıyor. Bütün hayatın burada yani bir şekilde ülkedeki kültürel hayat da burada. Ve biraz evet. kültürden beslenen bir insansan e, başka bir şehirde bu ülke içerisinde yapman çok zor. E, dolayısıyla... İstanbul'dan gitmek zor. Gerçekten. Hele belli bir yaştan sonra ya da belli bir maddi durumun varsa e, ortalama bir maddi durum varsa çok zor. Nereye gideceksin, ne yapacaksın? He, yani hele bir de e, böyle küçük bir kasabada deniz kenarında yaşam hayali sürmüyorsan ki ben henüz sürmüyorum. Yaşım oraya daha gelmedi. <laughs> ki yaşı hani oraya dediğim hani 60'lar vesaire falan filan ama yaşı oraya gelmeden giden bir sürü arkadaşımız var. E, Mutlular da ama ben kişisel olarak çok şu anda yapamazdım yani. Peki bu kitaptaki felaket senaryolarından ya şu olabilir mi acaba yarın öbür gün diye hiç düşündüğünüz var mı kendinizce böyle böyle daha yakın hissettiğiniz şimdi çocuğunuz hepsi aslında sizin bir nevi bunların ama. Ee, e, bence en olası ilk Hikaye. felaket yani orada ne oluyor e, Aslı şehirde tam olarak açıklamasını yapmıyor hmm. kitap ama e, bir salgın var. Bir zombi salgını değil ama insanlar cinnet geçiriyor ve sokaklarda birbirlerini parçalıyorlar. Ya da millet insanlar kendini parçalıyor vesaire. Ee, karakterlerimizden biri de şans eseri Vapur'da o sırada. Ve hani karaya ayak basmadan bundan etkilenmiyor. Sonrası işte Vapur'da gelişiyor vesaire. Ama bu hikaye bana çok olası geliyor çünkü zaten hep beraber cinnet geçiriyor gibiyiz yani. Hani kitaptaki olan olay onun böyle birkaç derece üstü gibi. Ee, dolayısıyla o oldukça gerçek Yaşanırsı gibi. <laughs> yaşanmaya çok yakın evet, <laughs> ben de evet. öyle hissediyorum. Evet. Aynı evet. şeyi düşünmüştüm. O yüzden sormak istedim onu evet. da size. Bir de bu Band Meg'in çalışmalarından da ben bahsetmenizi Hı -hı. isterim sizin. Festivaller de düzenliyorsunuz. Müzik üzerine yaptığınız çalışmalar evet. da var. Onları da anlatırsanız çok güzel olur. Tabii, işte yani program başı dediğim gibi 15 yıllık bir yayınız aslında. ağırlıklı dijitalden yayın yapan işte bütün sosyal medya hesapları artı YouTube kanalı vesaire. Ee, ama bunun yanı sıra yıllardır bir sürü etkinlik yapan da bir ekibiz. Ve etkinlik yapmaktan çok da keyif alıyoruz. Bu arada hatta Kadıköy'de bir etkinlik mekanımız da var. Aylık programı olan. Ee, i̇smi mekanisi bina. Ee, dolayısıyla insanlar ne yaptığımızı merak ediyorlarsa oraya bakabilirler. Ama en yakındaki etkinliğimiz de 3-4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan e, Demonation Festivali. Bu 10. yılı festivalin. Hı hı. Bu festival nedir diye soracak olursanız da onu da kısaca anlatayım. Ee, aslında Türkiye'deki bağımsız bağımsız müzik sahnesine odaklanan bir festival bu. Ee, festivalin tek bir kuralı var. Herhangi bir büyük ve uluslararası plak şirketiyle anlaşma e, yapmamış olması gerekiyor çalacak olan müzisyen ya da grupların. Ee, üç güne yayılan, üç farklı mekana yayılan bir festival. Ee, bu sene 10 grup sahne alacak. Ee, bunların arasında mesela Limpesto da var. Ee, dolayısıyla Amatör grup festivali değil kesinlikle. Aslında yıllardır müzik yapan belli bir kitlesi olan gruplara sahne veriyoruz. Belli bir tür değil elektronik, hip hop, rock, deneysel müzik gibi e, şeyleri kapsıyor e, müzik türlerini. E, festival 3 Ocak Cuma günü başlayacak. Arko'da, Kadıköy'de. Kadiköy'de. İkinci gün Babilon'da. Üçüncü gün ki o da 5 Ocak Pazar günü oluyor da yine Kadıköy'de Karga'da e, düzenleniyor olacak. Harika. Müziğin evrenselliği de burada devreye girmiş oluyor aslında evet, yani öyle. değil mi? Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Kitabın yolu açık olsun. Sağ olun. Gerçekten çok güzel. Keyifli bir program oldu. Bitiriyorum. Aynı şekilde. <laughs> sağ ol. Sağ <gülüyor> ol. Siyeray <laughs> Türk Türkiye'de Palo'nun bu haftalıkta sonuna geldik. Değerli dinleyiciler ve değerli izleyiciler haftaya görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. CRI Türk.